gayrimeşru işler yapıyormuş, yok bilmem neymiş. Bunların hiçbiri umurumda değil. Sıkıldım bunlardan ben ya. Beni sadece Nermin ilgilendiriyor. Gerisi teferruat. Ulan cibilliyetsiz köpek. Beni de sadece Nermin ilgilendiriyor. Hadi herif. Sen benim canımı aldın lan. Hayallerimi aldın lan benden. Yanılıyorsun. Ben almadım senden kardeşim hiçbir şey. Anla şunu. Senin canımdı, hayallerimdi dediğin kız. Kendi geldi seçti beni. Tamam, sen de onu sevmiş olabilirsin. Ama ne yapayım, aşk bu. Ben de sevdim onu. Bir kadını iki erkek sevebilir. Bunlar çok rastlanan şeyler. Nermin seni niye sevsin lan? Niye sevsin seni? Hiç düşündün mü bunu? O senin paranı sevdi. Seni sevmedi. Lüks hayatı seçti. Cüzdanına aldandı. Benim ona alnımın terinden, canımdan başka verebileceğim ne vardı ki? Ama adi herif, sen ona pırlantalar gönderdin. Aklını çeldin kızın. Senin kalbin yok koçum. Senin sadece cüzdanın var. Yanlış anlıyorsun olanı biteni. Bir düşünsene. Madem canındı, bütün hayalin oydu. O kadar seviyordu da seni. Niye ilk benimle birlikte oldu ha? Niye ilk gecesini benimle yaşadı? Lan kalleş, bu kadar mı senin erkekliğin? Sandalyeye bağladığın adama vurmak delikanlılık mı lan? Çözsene lan erkek sen! Çözeceğim lan. Çözeceğim lan, çözeceğim. Senin kanını almak farz oldu. Devam etseydik de bitirseydik şu işi. Senin işin zaten bitti lan. Bugünlük bu kadar. Şimdi benim Hasan abiyi almam lazım babanlardan. Benim işim bitti ha? Esas kaybeden sensin. Nermin beni tercih etti diye kuduruyorsun değil mi? Ulan dua et ki Hasan abi ellerinde. Yoksa senin şu gıcık suratını öyle bir benzetirdim ki babam bile tanıyamazdı seni. İt herif. Madem öyle çöz de devam edelim. Görelim bakalım kimi kimi dağıtıyormuş. Gördük kimin dağıldığını. Bana bak, akıllı ol. Bence sen akıllı ol. Boş hayaller peşinde koşmaktan vazgeç artık ha? Ben sana göstereceğim boş hayalleri. Bitti bu iş oğlum. Kaybettin işte. Nermin benim, tamam mı? Ben Kervancıoğlu Holding'in varisiyim. Sense basit bir kaynakçısın. Sen öyle sen. Holding varisiymiş. Fazla sürmeyecek o iş. Batıracağım hepsini. Holdinginizi, gemilerinizi, hepsini birden batıracağım. Yapma ya. Aman çok korktum. Nasıl batıracakmışsın bakalım? Kaynakçılıktan kazandığın parayla mı? Sen orasını hiç merak etme. Hiç şüphen olmasın. Allah'a şükür bugünlerde fena kazanmıyoruz. 3 milyon dolarla mı yapacaksın o işi? Bizi batıracaksın ha? Oğlum sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Bizim çapımızda bir şirketin mali portresi nedir? Tahayyül edebileceğin bir şey değil. 3 milyon dolar bizim için hiçbir şey değil. Basit bir şey. Düşün bunu. Öyle olmasa hemen nakit getirirler mi sana? İş adamıyım ben. Senin kaynakçıdan bozma eşkıya kafanla anlayabileceğin bir şey değil bu. İş adamıymış. Hadi lan şebek. Bugüne kadar hangi işi yaptın da iş adamı oldun sen? Kan emice babanın milletin sırtından kazandığı parayı yemekten başka ne iş yaptın? Yürü hadi saf çocuk.